video izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte her zaman olduğu gibi yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir, benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum. Ve başlıyorum. Makyaja başlamadan önce neler kullanacağım size bir onları göstereyim istiyorum. Zaten minicik küçücük 3 tanecik ürünüm var, öyle söyleyeyim. Şöyle bir pudra kullanacağım, Etim Aydın. Bir göz kalemi kullanacağım, Amber isimli bir kalem kullanacağım. Likes'ın ve bir de NYX'in bu Duck Plump'larından bir rengini kullanacağım. Zaten elimde şimdilik bir tane rengi var. O zaman hiç uzatmayalım, başlayalım. İlk önce bu geçtiğimiz videoların bir tanesinde kullandığım ve gerçekten sevdiğim kaş sabunuyla başlamak istiyorum. Bu aralar evet kaşlara takmadım. Bu sabuna taktım. Çünkü fırçası çok güzel. Bir de kaşları bence güzel tutuyor. Hemen bunu bir uygulayalım. Bir yapıştıralım kaşlarımızı. Önce bunu yapmamız gerekiyormuş çünkü biliyorsunuz. Fırçası gerçekten çok tatlı ama ya. Benim kaşlarıma bile oluyor yani. Şunu da hemen bir minicik yapıştırıyorum. Kendi aynası var ve aynası gerçekten de güzel görünüyor. Onu da sevdim açıkçası. Tutuşunu da sevdim ben. Gayet hoşuma gitti. Kullanırım yani ben bunu. Evet. Kaşlar böyle bir yapışkan yapışkan dursun şimdi orada. Kaşlarım bu aralar dökülüyor. Sanki çok kaşım varmış gibi bir de dökülüyorlar yani. Fondötenle devam edeceğim. L'Oreal'in True Match'ini kullanacağım. Bu hyaluronik asitle besleyici hale getirilmiş fondötenini kullanacağım. Bu daha böyle ıslakımsı bitişli bir fondöten. Diğeri daha böyle mat gibiydi biliyorsunuz ki. Bunu da sevdim. Bunu da sevdim. Bundan da hoşlandım. Öyle söyleyeyim. İki kere tekrarladım aynı şeyi. Neyse. Şöyle fırçamı alıyorum ve cildime bırakıyorum önce. Ondan sonra da fırçamla bir güzel yayıyorum. Bu fondöten çok ince yapılı bir fondöten olduğu için aslında üstünden süngerle geçmek çok mantıklı olmuyor. Fırçayla daha iyi sonuç alıyorsunuz ama ben bütün fondötenleri bu şekilde kullanmayı sevdiğim için buna da yine aynısını yapıyorum. Kapatıcıyla devam edeceğim şimdi. Wet n Wild'ın bu Photo Focus isimli kapatıcısını kullanacağım. Bendeki Fair rengi, Fair Beige olarak geçen rengi. Bu gerçekten sevdiğim, günlük olarak da bayıldığım bir kapatıcıdır. Devam ederim almaya. Konuşamadım. Devamlı alacağım bir ürün diyecektim. Yani devamlı alacağım bir ürün. Aynen öyle. Yenisi de çıktı biliyorsunuz. Sanıyorum ki aldık onu ve deneyeceğiz. Tam hatırlamıyorum. Umarım sallamıyorumdur. Şöyle bir fırça var biliyorsunuz. Real Techniques'in 200 numaralı fırçası. Bir fondöten fırçası olarak geçiyor. Ama benim için kapatıcı fırçası. Çünkü ben bu kadar küçük bir fondöten fırçasıyla 5 saat fondöten karıştıramam. Çünkü bana fenalık gelir. O yüzden yani. Bunu daha çok böyle kapatıcıları, kontürleri, işte keskinleştirmek ya da böyle küçük yerlere girmek için falan kullanıyorum. Benim için daha kullanışlı öyle. Hemen kaşları bir halledelim istiyorum. Wet n Wild'ın geçtiğimiz videolarda kullandığım bu kaş kalemini kullanacağım. Ash Brown rengiymiş bendeki. Ultimate Brow olarak geçen kaş kalemi. Hemen bununla bir tıkçık kaşlarımızı dolduralım. Çok da bir şey yapmıyoruz biliyorsunuz biz kaşlara zaten. Buradan da hemen bir minicik geçiyorum. İlk kullandığım zaman böyle sert bir kalemdi bu. Ama şu anda hiç öyle bir sertliği yok. Normal, yumuşak bir kalem. Öyle çok vıcık vıcık yumuşak da değil. Bir de sabitleniyor. Benim en çok o hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü sabitlenmeyen şeylerden hoşlanamıyorum. Kaş kalemiyle de işimizi bitirdik. Bu kaş kalemi sabitlenen bir kaş kalemi. Oraya buraya oynamıyor. Bu da benim gayet hoşuma giden bir şey. Ucu da ilk kullanıma göre bayağı yumuşadı. Çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi devam edeceğiz. Ne kullanacağız? Neyle devam edelim? Pudrayla devam edelim değil mi? Özellikle böyle bir fondöten seçtim. Daha böyle nemlimsi bitişli bir fondöten seçtim. Şuralarıma dolmuş bile. Bunları bakalım nasıl sabitleyecek? Matlaştırması nasıl, sabitlemesi nasıl onu bir görelim istediğim için. Hemen şöyle açıyorum ve göstereceğim bir kere daha. Bare Focus isimli pudrasını kullanacağız. Wet n Wild'ın eğer açabilirsek. Ojelerim gitti, tırnaklarım gidecek şimdi. Hadi bakalım. Gerçekten açıldı. Eyvah. Tamam, açıldı. Şöyle bir transparan pudra bu. Bu merak ettiklerim arasındaydı, denemek istediklerim arasındaydı. Stokta yakalayınca hemen bir alıp deneyelim istedim. Ve şöyle bir kere daha geçiyorum göz altlarımdan. Bakalım nasıl sabitleyecek, nasıl görünecek çok merak ediyorum. Her zamanki süngerimi alıyorum ve hemen şöyle bir incecik bu arada. Elime de bakacağım. Bayağı ince. Bayağı ince.
Şöyle göstermeye çalışayım size. Bayağı ince, yok gibi. Çok azıcık bir aydınlatma belki yapabilir. Şimdi şöyle yapalım. Çok birdenbire yapıştırmayalım gözümüze. Gözümün altına şimdi bunu bir geçeceğim. Aydınlatacak bu. Hemen şöyle iki gözümün arasındaki farkı göstermeye çalışayım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Gayet güzel şu anda aydınlık gösteriyor. Çok güzel matlaştırdı ve böyle daha pürüzsüz gibi görünüyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Gayet güzel diye düşünüyorum. Bayağı anında aydınlık veriyor. Anında bayağı matlaştırıyor. Göz altlarım şu anda gayet matlaşmış, güzel sabitlenmiş ve aydınlanmış olarak görünüyor. Çok incecik bir yapısı olduğu için kurutacağını hiç düşünmüyorum. Cildimden tamamen tümüyle bir geçeyim. Şöyle kocaman bir fırçayla tozutmuyor bile. Öyle söyleyeyim. Tozutamıyor. Yani çok azıcık incecik tozutuyor. O da artık normal. Hemen şuradan şöyle bir geçiyorum. Tüm cildimden daha doğrusu geçeceğim. Evet, pudra ilk izlenim olarak hoşuma gitti. Çok güzel matlaştırdığını görüyorum. Çok da güzel gösterdiğini de görüyorum. Sabitlemesi de çok güzel oldu. Konuşamadım değil mi yine az önce? Gözeneklerin üstünde bir etkisi var mı diye baktığımda bence çok yok. Açıkçası gözeneklerde çok etkili olduğunu düşünmüyorum şu an ama fırçayla da alakalı olabilir. Bir kere daha böyle süngerle bakarız. O zaman tekrar konuşuruz ama şimdilik bence gözeneklerde etkisi yok. Sadece çok güzel matlaştırıyor. Güzel de sabitliyor. O zaman şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yeni bir ürünü deneyelim. Çünkü biraz beklemesi gerekiyor ya onun. Sürelim. O beklerken biz başka şeyler yapalım. Tabii ki de NYX'in bu Duck Plump'larından bir rengini edindim. Burada birlikte denememiz için 03 Nude Strings isimli rengini burada beraber kullanalım istediğim için bunu aldım. Eğer bunu beğenirsem diğer renklere de mutlaka bakacağım. Ama şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Çok fazla böyle ördek ördek olduğunu, daha doğrusu ördekleştirdiğini söylüyorlar. Bakalım göreceğiz. Çok fazla yaktığını da söylüyorlar. Bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Şöyle bir açalım. Yani çok önemli bir kokusu yok bence. Değişik. Şuraya bir uygulayacağım. Elimi yakar mı acaba ya? Ondan korktum şu an. Neyse hemen sileceğim. Şöyle bir rengi var. Çok yoğun. Bayağı ruj gibi. Gloss gibi değil de bayağı ruj gibi. Renk de şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Parlaması da böyle. Çok iyi parlıyor. Ben bu elimi sileyim çünkü yakarsa falan yakmasın elimi değil mi? Hemen şimdi dudağımın yarısına süreceğim. Yarısına sürmeyeceğim. Bakalım şişirecek mi? Çok merak ediyorum gerçekten. Hadi bakalım heyecanlıyım. Buna çok heyecanlıyım. Hemen şöyle yarı kısmına uyguluyorum. Allah renge bak. İyi ya. Azıcık sıcak mı bu? Bayağı yoğun yapısı. Normal ruj gibi bir yapısı var dediğim gibi. Bayağı ruj yani. Bu gloss falan değil. Şu anda bir yanma yok. Tamam. Şimdi orada dursun bakalım rujumuz. Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Çok mini minnacık böyle iğne ucu, tırnak ucu kadar bir ısırması gibi, karıncalanması gibi bir şey var ama hani yakmıyor şu anda. Bakacağız bakalım ne olacağını. Şimdi o zaman yüz makyajıyla mı devam edelim? Yüz makyajıyla devam ediyorum. Karar verdim. O zaman bronzer kullanıyoruz. Revolution'ın Mega Bronzer'ını kullanacağım. Cool olan rengi bendeki çok seviyorum. İstek olarak gelmişti. Ben de çok merak ediyorum. Merak ediyordum. İyi ki de almışım dedim sonrasında. Bunu hemen şimdi bir tıkçık bu fondöten fırçamı alıyorum. Ve şuraya bırakıyorum. Bu tarafa da hemen. Azıcık burnumdan geçeceğim yine aynı fırçayla. Şöyle yapacağım ama. Hani dandere yapıştırmayacağım. Hafiften. Devam edelim bakalım. Şimdi bir allık uygulayacağım bronzer'dan sonra. Geçtiğimiz videolarda yine kullandığımız ve benim çok şaşırtıcı bir şekilde bayıldığım bir allık. Yine istek olarak gelen bir allıktı. Dora Joy'un Wild Pink isimli bu allığını. Şimdi bunu hemen uyguluyorum. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel ve çok sağlıklı ve çok böyle canlı gösteren ve asla korkmamanız gereken bir allık. Yani bunu ben söylüyorsam korkmayın. Ama çok allık allık olmayı seviyorsanız
Belki sevmeye de bilirsiniz. Bu arada allığın kalıcılığı da gayet güzel, gayet iyi. Onu da söylemek isterim. Şimdi aydınlatıcıyla devam edeceğim ve birazdan rujla ilgili de konuşacağım. Ne kullanacağım? Hello Halo kullanacağım. Highlight Blink isimli Wet n Wild'ın bu ikili aydınlatıcı ve blush topper olarak geçen galiba ürünü. Ben ama ikisini de karıştıracağım şimdi. Öyle yapmak istedi canım bir anda. Hemen şuraya bir tıkçık uyguluyorum ve of, bakar mısınız? Sadece azıcık, yani azıcık. Çok güzel. Bayağı güzel. Hemen buraya da biraz. Azıcık bunun ucuna. Biraz şuraya. Evet, şimdi bu rujdan azıcık bahsedeceğim ve geçeceğim. Öyle çok aşırı yakıyor. Ay ölüyorum, bitiyorum falan diye videolar görmüştüm ben. O kadar çok yakmıyor. Önce onu söylemek istiyorum. Yani çok azıcık yakıyor, biraz ısırıyor. Ama şöyle bir durum var. Benim acı eşiğim biraz yüksektir. Belki de ben hissetmiyorumdur. O da olabilir. Yani bence çok yakan bir ürün değil. Şimdi temizleyeceğim bunu. Bakalım. Dolgunlaştırma ne alemde? Bir de onu görelim. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Susacağım ve bir görmenizi isteyeceğim. Sonra söyleyeceğim. Dolgunlaştırma etkisi var görmüş olduğunuz üzere. Güzel dolgunlaştırıyor. Hissediyorsunuz zaten o dolgunluğu ve görüyorsunuz da aynı zamanda. Yakıyor mu? Evet yakıyor. Isırıyor. Yani böyle cayır cayır kavurmuyor. Öyle bir şey değil ama tabii ki birazcık ısırıyor. Dayanılmayacak bir yakma kesinlikle söz konusu değil. Onu da söylemek isterim. En son tekrar ruju uygulayacağım. Bakalım şimdi bu ne kadar bizi idare edecek bu dolgunluk. Bir de onu görelim. Devam edelim biz makyajımıza. Göz makyajı yapacağım. Çok minicik bir göz makyajı yapacağım. Wet n Wild'ın Color Icon larının beşlilerinden bir tanesini kullanacağım. Patelite miydi bunun adı? Tam hatırlamıyorum. Şöyle pembişli bir far paleti var biliyorsunuz ki. Çok da fazla bir şey yapmayacağım zaten. Öyle bir katlanmaya geçeceğim. Ve azıcık da ne derler onun adına, işte pembişlik katacağım, o kadar. Şu pembeyi alacağım şimdi parmağıma ve gözümün ortasına yapıştıracağım. Oradan da dağıtacağız zaten ve çok güzel. Günlük için var ya bu paletler, hem çantaya açık hem de yanında taşı, hem de uygula, her türlü çok büyük kolaylığa sahip ve pigmentleri de çok iyi ve duruşları da çok güzel, yani gerçekten öyle. Katlanma bölgesi rengime geri dönüyorum şimdi. Şu renge tekrar üstünden geçiyorum. Kaş altlarım ve göz pınarlarım için de şuradaki ışıltılı rengi kullanacağım. Öyle bir tıkçık alacağım fırçama hemen. Islatmayacağım çünkü çok yoğun bir renk istemiyorum orada. Ama yine de rengini verecek diye düşünüyorum. Güzel bir palet bu. Bu paletlerin diğerleri de güzel. Bu arada dudaklarım hala dolgun. Hala iyi gidiyoruz. Şöyle gözümün iç köşesine, buna da, göz pınarlarına falan. Şöyle azıcık kaş altlarıma. Göz makyajımız bu kadar. Çünkü bence bugünlük bu kadar yeter. Şimdi bir göz kalemim var. Yeni olarak kullanacağım. Lighten asansörlü göz kalemlerinden 180 numara Amber rengini uygulayacağım. Hemen bir rengine bakalım. Tatlı bir acı kahve. Hemen şuraya uygulayacağım. Of, çok yumuşacık. Ama çok yumuşacık. Öyle böyle değil. Yağ gibi kaydı. Renk böyle. Siyah sevmeyenler için bence çok güzel bir alternatif olabilir. Bakalım gözün içinde nasıl duruyor. Benim için önemli olan bu çünkü. Göz dışında zaten bir şekilde idare ederiz. Şimdi ben bir gözümün içine uygulamak istiyorum şöyle. Gözlerim sulandı ve yine ben burada olduğuma göre inşaat başlasın tabii ki, değil mi? Aşk olsun başlamaz da çünkü, olur mu? Asla olmaz. Şimdi bu diğer kullandığımız göz kalemine göre daha çok rengini verdi diye düşünüyorum. Gayet güzel görünüyor. Çok böyle vurgulu siyahları sevmiyorsanız çok güzel olabilir. Sevdim galiba. Sabitlenecek diye düşünüyorum. Şuna da bir uygulayalım bakalım. Evet bu daha iyi veriyor rengini. Gerçekten ben buraya ne zaman oturursam mutlaka bir inşaat bir şey oluyor. Bunu iptal edelim ya. Bunu böyle oturtmayalım. İptal. Bundan sonra böyle olmayacak, değil mi? Şimdi gözümün üstüne de ben bunu geçeceğim. İç üstüne ve dış üstüne. Hadi bakalım. Aynamızı da asla bırakmayalım. Hemen buna da bir fıtçık. Kirpik dibimden eyeliner gibi uygulayayım diyorum. Hiç dağıtmadan. Ne dersiniz? Emin olamıyorum şu an ama bakacağız bakalım.
Hafiften şöyle minnacık bir kuyruk çıkarıyorum. Ama çok minik. Ve ucunu da içiyorum böyle dışarı. Şuradan en dibinden gelmeye çalışıyorum. En dibinde bırakmaya çalışıyorum ama bazen benim gözümde nedense mümkün olmuyor. Dudaklarım hala bir tık tık dolgun hissediliyor. Yani ben öyle hissediyorum. Dolgun da görünüyor, bir de yumuşacık oldu. Onu da söylemek isterim. Güzel galiba ya bu gloss. Şimdi ne yapıyoruz? Maskaraya geçelim diye düşünüyorum. Geçelim mi? Geçelim. Farmasi kullanacağım Double Lash Extend isimli maskarasını. Gerçekten son zamanlarda bayıldığım maskaralardan bir tanesi oldu kendisi. Çift olarak kullanmayacağım galiba bugün. Öyle düşünüyorum. Sadece bu uzatan ya da bu dolgunlaştıran mıydı? Uzatan mıydı? Onu kullanacağım. Hemen bu gözümden de bir minicik geçiyorum. Ya gerçekten bu maskara da çok güzel bir maskara. Kullandık beraber zaten biliyorsunuz kanalda. Aşık oldum. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir dudak kalemi kullanacağım. Artık makyajımızı da bitirdik. Böyle daha günlük bir şey yapayım istedim bugün. Böyle hoşuma gitti. Dudak kalemi kullanacağım. Printiplerimden birisinin en çok sevdiğim ve sürekli kullandığım kalemlerimden bir tanesi. Sweet Pink olarak geçen kalemi. Bir çerçeveyi belli edelim. Zaten üstünden tekrar gloss geçeceğiz. Ve gerçekten de güzelmiş. Şu an bu arada dolgunluk yok ama çok yumuşak ve dolgun görünüyor. Nasıl oluyor anlamadım. Daha doğrusu yanma yok. Tamamen geçti. Dudağımın yarısına uyguladığımda çerçevesiz uyguladım gördünüz. Rengini görmeniz için hem de dolduruyor mu ona bakalım diye. Şimdi artık çerçeveyi kullanabiliriz bence. Dudaklarım hala çok yumuşacık ve çok böyle dolgun, nasıl diyeyim, çok böyle nemli nemlenmiş de dolgun görünen böyle cilt olur işte, dudaklar olur ya, öyle sanki. Gerçekten öyle. Şimdi bir kere daha tamamen uygulayalım bakalım. Renk olarak yalnız azıcık bana uymadı gibi ama ben bunu daha böyle pembe bir şey olarak beklemiştim. Artık dudak kalemleriyle başka rujlarla bir şekilde halledeceğiz onu. Bıkacak bir şey yok. Hiç fena bir renk değil bu arada ama benim sevebileceğim bir renkte çok değil gibi. Biraz ağzımın içine girdi ve ağzımın içinde çok hafif böyle bir karıncalandırmaya başladı. Opak bir ruj ama dudaklarınızı görebiliyorsunuz da aynı zamanda ve hemen şunu da söyleyeceğim. Göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Bakın ben konuştukça iç kısımlara geldiğim için nasıl yapıştığını görüyor musunuz rujun? Çok opak, evet. Sizi konuşturmayacak kadar yapışkan, yapış değil ama içlere geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz üzere böyle de uzayan bir ruj. Güzel ama ya. Güzel. Şöyle bir içleri temizlik geleyim ben. Makyajımızı bitirdiğimize göre şimdi size makyajı bir küçücük gösteriyorum. Ondan sonra da ürünlerin üstünden geçiyoruz artık. Daha böyle günlük, daha doğalımsı bir makyaj yapayım istedim bugün ve böyle bir görüntü elde ettik. Makyajımızı bitirdiğimize göre şimdi bir tık tık ürünlerden bahsedeyim istiyorum. Elime hangisi gelirse onunla devam edeceğim ki kalem geldi. Umber artık nasıl diyorsanız. İsimli kalemi 180 numara Light'ın asansörlü göz kalemini uyguladık bugün. Gözümün içine sürülmesini de beğendim. Çok yoğun olmamakla birlikte hiç yok gibi görünmüyor en azından. Ucu çok yumuşak, sürümü çok kolay, görünüşü çok güzel. Simsiyah gözler sevmiyorsanız böyle acı kahvelerle çok rahat edersiniz diye düşünüyorum. Açıkçası beğendim, sevdim. Hemen bakacağım şimdi sabitlenmiş mi ki bence evet. Görüyorsunuz. Kalem güzel. Wet n Wild'ın Bare Focus isimli pudrasıyla şimdi devam edeyim. Gerçekten çok incecik bir pudra, yok gibi görünüyor ve yok gibi de hissediliyor. Ama aydınlatma konusunda, matlaştırma konusunda ve sabitleme konusunda hiç fena olmadığını düşünüyorum. Yaklaşık 2 saattir mi böyleyiz tam emin değilim ama henüz bir parlama yok yüzümde görmüş olduğunuz üzere. Gözenekler üstünde çok bir etkisini görmedim ama fırçayla da alakalı bir şey olabilir o. Ona bir de
süngerle baktığımız bir videoda tekrar bir onu da gözden geçiririz diye düşünüyorum. Ben bunu da çok beğendim gerçekten ilk izlenimde. İyi ki almışım. NYX'in bu Dark Plump isimli lip glosslarından bir tanesini denedik bugün. Şimdi birazcık ondan bahsedeyim istiyorum. Öncelikle opak mı? Gerçekten çok opak. Daha çok böyle ruj gibi davranıyor ama alttan yine dudağınızı bir tıkçık görebiliyorsunuz. Yapısı çok yoğun ama dudaklarınızı birbirine yapıştırıp kenetleyip sizi konuşturmayacak bir halde asla değil. Onu da söylemek isterim. İçlere gelirseniz kesinlikle uzuyor. Rengi güzel aslında ama bir tıkçık sıcaklık, bir tıkçık soğukluk hepsinden barındırıyor. Daha böyle sıcağa yakınmış gibi geldi bana. O yüzden renk olarak beni çok mutlu etmiş olmayabilir ama birazcık gözümde alıştı diye de düşünüyorum galiba. Bir şekilde idare ederim. Kullanırım yani. Onun sonrasında söylemek istediğim ise dudaklarınızı yakıyor mu? Evet yakıyor ama öyle cayır cayır bir yanmadan söz etmiyorum. En azından bende öyle işlemiyor. Dediğim gibi benim birazcık böyle acayişim yüksek olduğu için belki ben hissetmiyorumdur. Çünkü izlediğim videolarda şu şekilde bu ruju uygulayanlar vardı. Çok fena yanıyorum falan gibisinden. Öyle bir şey yok. Evet yakıyor. Evet o yanmayı hissediyorsunuz. Ama hani can acıtıcı bir yanmadan bahsetmiyoruz bence. Ama bence dediğim gibi. Onu da tekrar söylemek isterim. Ve dolgunlaştırıyor mu? Evet dolgunlaştırıyor. Yumuşatıyor. Çok güzel gösteriyor. Sevdim mi? Sevdim. Diğer renklerine bakacak mıyım? Evet. Evet, makyajımızı yaptığımızda ürünlerin üstünden bir küçücük geçtiğimize göre ben artık yavaştan kaçabilirim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.